Çünkü arkadaşlar ne dedik? Bizim üretim bütçemiz 200 lira çıkarsa olur. Bakın üretim bütçesindeki bir artış eş maliyet doğrusunu eğim değişmeksizin nereye kaydıracaktır? Sağ. Niçin sağ kaydırıyor? Çünkü üretim bütçesindeki bir artış demek üreticinin artık daha çok girdi kullanabilmesi demektir. Dolayısıyla kullanılan girdi miktarı arttıkça üretim miktarı artar. Bu durum eş ürün eğrisinde sağ kaydırır. Yani yeni üretim bütçemizde daha yukarıdaki nereye ulaşırız? Daha yukarıdaki bir üretim miktarına eş ürün eğrisine ulaşırız. Artık denge birden denge ikiye gelir ve gördüğünüz gibi K kadar yeni dengede sermaye ve L2 kadar ne kullanırız demek. Peki neyi dikkat ettik? Gördüğünüz gibi arkadaşlar üretim bütçesindeki bir değişme eş maliyet doğrusunun konumunu değiştirerek üretici dengesini ne yapmıştır? Değiştirmiştir. Dolayısıyla üretim bütçesinin değişmesi nedeniyle oluşan yeni denge noktalarını birleştirdiğimizde elde edilen bu eğriye ne diyoruz? Elde edilen bu eğriye genişleme yolu eğrisi diyoruz. Peki genişleme yolu eğrisinin özelliklerine baktığımızda öncelikle nasıl elde ediyormuşuz? Üretim bütçesinin değişmesi nedeniyle oluşan yeni denge noktalarının birleştirilmesiyle elde edilen eğriye genişleme yolu eğrisi denir. Peki özelliklerine baktığımızda bir, hem bir hem iki neyin üzerinde? Genişleme yolu eğrisi üzerinde. Dolayısıyla hem bir de hem iki de yani genişleme yolu eğrisindeki her noktada bir eş ürün eğrisi, bir eş maliyet doğrusuna teğet olduğu için üretici dengede midir? Dengededir. Yani ne sağlanmıştır? Üretim maksimizasyonu ya da bir diğer ifadeyle maliyet minimizasyonu sağlanmıştır. Geldik iki. Hem bir hem iki genişleme yolu eğrisi üzerinde ama bir de eş maliyet doğrusu üzerinde. O halde eş maliyet doğrusu üzerindeki her noktada üretici üretim bütçesinin tamamını ne yapıyordu? Harcıyordu. Yani genişleme yolu eğrisi üzerindeki her noktada ne olur arkadaşlar? Üretim bütçesinin tamamı harcanır deriz. Geldik 3. Peki üçüncüsü nedir? Hem bir hem iki genişleme yolu eğrisindeki bu noktalarda üretici kaç girdi kullanıyor? 2 girdi kullanıyor. Dolayısıyla genişleme yolu eğrisindeki her noktada üretici 2 girdi ne yapar arkadaşlar? Kullanır deriz. Peki genişleme yolu eğrisi başka nasıl çizilebilir? Onu da bir göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Burada gösterelim. Yatay eksen işçi, dikey eksen sermaye olmak üzere bu benim AB eş maliyet doğrum. Bir eş maliyet doğrusunun bir eş ünitesine teğet olduğu bir nolu noktada üretici K1 kadar sermaye ve L1 kadar işçi olarak dengedeyken maliyet olanaklarındaki artış eş maliyet doğrusunu nereye kaydırdı? Sağ kaydırdı. Diyelim ki bizim yeni eş ürünlerimiz buraya geldi ve üretim miktarı %200 arttı. Artık 2010 noktada gördüğünüz gibi K kadar sermaye ve L kadar ne kullandık? İşçi. İşte ne diyoruz? Maliyet olanaklarının değişmesi nedeniyle oluşan yeni denge noktalarını birleştirdiğimizde elde edilen bu eğriye genişleme yolu eğrisi denir. Peki bu genişleme yolu eğrisi hangi eksene yaklaştı? Sermaye. Hangi eksenden uzaklaştı? Emekten. İşte buna ne diyoruz? Sermaye yoğun genişleme. Eğer emek eksenine yaklaşsaydı buna da emek yoğun genişleme derdik. Geldik iki. Peki ikincisi neymiş arkadaşlar? Girdi fiyatlarının değişmesi. Üretici dengesini değiştiren unsur. O halde yazalım. Girdi fiyatlarının neyini anlatacağız? Girdi fiyatlarının değişmesini anlatacağız. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle bir şey göstereyim. Bunu çok güzel açıklamak istiyorum. Bakın şimdi ve burada çok manyak güzel şeyler açıklayacağım. Yatay eksen işçi, dikey eksen sermaye. Hani bizim maliyet olanağımız neydi? 100. Ne kadar evin fiyatı neydi? 5. 100 bölü 5. Şurada ne kadar kullanıyorduk? 21. Yani L1 diyelim buraya. Pardon özür. B noktası diyelim. Peki ben bu B noktası nasıl buluyorum? Mevcut üretim bütçesini emeğin fiyatına vererek mi buldum? Peki burayı ise nasıl buluyorum A noktası? Mevcut üretim bütçesini sermayenin fiyatına vererek mi buldum? İşte ben bu noktaları birleştirdiğimde neyi buluyordum? Eş maliyet doğrusunu. Ve ne diyorduk?
Bir eş maliyet doğrusunun bir eş ürün içerisinde teyit olduğu bir noktada üretici K1 kadar sermaye, L1 kadar işçi kullanarak dengededir. Peki. Şimdi size şunu soruyorum. Üretimde kullanılan emeğin fiyatı düşerse, şimdi arkadaşlar şurası azalırsa bu oran artmayacak mı? Yani üretici mevcut üretim bütçesiyle artık daha fazla ne kullanabilir? İşçi kullanabilir. Ama sermayenin fiyatı değişmediği için burası aynı kalır. Hadi ben bu noktaları birleştirdiğimde artık A, B üssü yeni eş maliyet doğrusuna mı ulaştım? Ve bu durumda üretici daha yukarıdaki bir nereye geçer? Daha yukarıdaki bir eş ürün içerisine geçer ve üretim artar. Artık yeni denge noktasının 2.0 noktada gördüğünüz gibi K kadar sermaye ve gördüğünüz gibi L2 kadar işçi kullanarak dengededir. O halde girdi fiyatlarının değişmesi, eş maliyet doğrusunun eğimini değiştirerek üretici dengesinin değişmesine neden olurken maliyet olanaklarının değişmesi, eş maliyet doğrusunun konumunu değiştirerek üretici dengesinin değişmesine neden olur. Ve yine üreticinin üretimde kullandığı girdilerden birinin fiyatının değişmesi bizim karşımıza 3 tane etki çıkartır. Bu etkiler birincisi deriz ki ikame etkisi. İkincisi deriz ki arkadaşlar ürün etkisi. Ve son olarak üçüncüsü deriz ki arkadaşlar üçüncüsü ise kar maksimizasyon etkisidir deriz. Peki ikame etkisi nedir? Bak şimdi üreticinin üretimde kullandığı girdilerden birinin fiyatı düştüğünde üreticinin fiyatı düşen girdiden daha çok fiyatı sabit kalan girdiden daha az kullanarak üreticinin üretim miktarını arttırmasına ikame etkisi denir. Peki üreticinin fiyatı düşen girdiden daha çok fiyatı sabit kalan girdiden daha az kullanmasının sonucu ne olabilir? Demek ki buradaki emek ve sermaye birbirini ikame edebilen iki girdi demektir. Peki ürün etkisi nedir? Ürün etkisini şöyle açıklayacağız arkadaşlar. Üreticinin üretimde kullandığı girdilerden birinin fiyatı düştüğünde üretici hem fiyatı düşen girdiden daha çok hem de fiyatı sabit kalan girdiden daha çok kullanarak üreticinin üretim miktarını arttırmasına da ürün etkisi denir. Peki fiyatı düşen girdinin kullanımını arttırıyorum hem de fiyatı sabit kalan girdinin kullanımını arttırıyorsam buradaki iki girdi birbirini tamamlayan iki girdi olmayacak mıdır? Değil mi? Demek ki bir girdiyi kullandığımda diğer girdinin de kullanımını arttırıyorsam bu iki girdi nasıl girdilermiş? Tamamlayıcı girdilermiş. Peki kar maksimizasyon etkisi nedir? Bakın çok basittir. Üreticinin üretimde kullandığı girdilerden birinin fiyatı düştüğünde ya da değiştiğinde üreticinin denge noktası değişmedi mi? Yani üreticinin denge koşulu değişti. Yani MPPL bölü MPPK eşittir PL bölü PK oranının değişmesine. Yani üreticinin denge koşulunun değişmesine de kar maksimizasyon etkisi denir. Şimdi değerli arkadaşlar, üreticinin üretimde kullandığı girdilerden birinin fiyatının değişmesi nedeniyle oluşan yeni denge noktalarını birleştirdiğimizde düzgün yapayım. Özür, şunu tekrar yapayım. Kusura bakmayın. Sildim yanlışlıkla. Burası 2.0 noktaydı, burası 1.0 noktaydı. İşte üreticinin üretimde kullandığı girdilerden birinin fiyatının değişmesi nedeniyle oluşan yeni denge noktalarını birleştirdiğimde elde edilen bu eğriye faktör talep eğrisi denir. Ne denilmiş? Faktör talep eğrisi. Peki bir şey dikkatinizi çekti mi? Bu faktör talep eğrisi sağ aşağıdan sol aşağıdan sağ yukarıya uzanan gördüğünüz gibi nedir? Pozitif eğimlidir. Peki niye pozitif eğimli? Şimdi bunu açıklayalım. Şimdi üreticinin üretimde kullandığı emeğin fiyatı düştü mü? Düştü. Peki üreticinin fiyatı düşen bu emekten kullanım miktarı arttı mı? Arttı. Fiyatı sabit kalan sermayeden de kullanım miktarı arttı mı? Arttı. Üretim %200'e, üretimi de arttı mı? Arttı. Aa bak bu etki tıpatıp buna benzemedi mi? Benzedi. O halde faktör talep eğrisi
pozitif eğimliyse ürün etkisi nereden büyük oluyormuş? İkame etkisinden büyük oluyormuş. Anlaşıldı mı neymiş? Faktör talep eğrisi. Pozitif eğimli ise ürün etkisi, ikame etkisinden büyük oluyormuş. Peki bu faktör talep eğrisi benim için önemli midir? Korkunç, korkunç, korkunç önemlidir. Çünkü biz faktör talep eğrisinden hareketle bireysel faktör talep eğrisine ulaşırız. Nasıl? Şimdi bak bakalım. Bunun hemen altına çizdim. Yatay eksen ne olacak? İşçi. Dikey eksende işçinin ücreti, yani işçinin neyi fiyatı. Başlangıçta işçinin fiyatı W1 iken nerede dengedeyim? Bir de. Bu ücrette ne kadar işçi kullandım? N1. Dümdüz aşağı aldım. L1 kadar işçi kullandım. O halde ücretle talep edilen emek miktarındaki ilişki nerede? A'da. Daha sonra ücret ne oldu? Gördüğünüz gibi emeğin fiyatı düştü. Bu ücrette nereden gideyim? 2'de. Ne kadar işçi kullandım? N2. Dümdüz aşağı aldım. Ne kadar işçi kullandım? N2. Hangi ücretli W2? Birleştirdim B'de. O halde çeşitli ücretlerde talep ettiğim faktör miktarı mı var? Çeşitli ücretlerde talep ettiğim faktör miktarlarını birleştirirsem neyi buldum? Emek talep fonksiyonu. Gördüğünüz gibi bu emek talep fonksiyonu sol yukarıdan sağa uzanan ne oldu? Negatif eğimli. Peki bunu da ne yaptık? Gördük. Peki. Bu faktör talep eğrisi negatif eğimli değil de pozitif eğimli olamaz mı? Pardon, pozitif eğimli değil de negatif eğimli olamaz mı? Olabilir. Şimdi onu da şurada göstereyim. Bakın şimdi. Yatay eksen işçi miktarı, dikey eksen sermaye miktarı. Başlangıçta benim A, B neyim arkadaşlar? Eş maliyet doğrusu. Bir eş maliyet doğrusunun bir eş ünitesinde T'de olduğu bir nol noktada üretici K1 kadar sermaye, L1 kadar işçi kullanarak dengede iken üreticinin üretimde kullandığı emeğin fiyatı düştüğünde tıpkı burada olduğu gibi bizim eş maliyet doğrumuzun neyi değişir? Eğimi değişir. Ve yeni eş ürün ise buraya geldi. Gördüğünüz gibi üretim miktarımız arttı. Denge 2'de artık K2 kadar sermaye ve L kadar işçi kullanarak dengedeyiz. İşte üreticinin üretimde kullandığı girdilerden birinin fiyatının değişmesi nedeniyle oluşan yeni denge noktalarını birleştirdiğimde faktör talep eğrisine mi ulaştım? Ve bu faktör talep eğrisi gördüğünüz gibi sol yukarıdan sağ aşağı uzanan ne oldu? Negatif eğimli oldu. Peki niye negatif eğimli? Bak, üreticinin üretimde kullandığı işçinin fiyatı düştü mü? Düştü. Fiyatı düşen işçiden daha çok kullandık mı? Kullandık. Fiyatı sabit kalan sermayeden daha az kullandık mı? Kullandık. Ve üretim miktarı %2'ye arttı mı? Arttı. Aa, bu tıpkı şuna benzemedi mi? O halde faktör talep eğrisi negatif eğimliyse gördüğünüz gibi ikame etkisi neyi yok etmiş oluyor? Ürün etkisini. Bu durumda da ikame etkisi ürün etkisinden büyük olur. Şimdi buradan hareketle bireysel faktör talep eğrisini elde edelim. Çünkü burada bir ilişkiyi göstereceğiz. Şimdi bak bakalım. Yatay eksen işçi, dikey eksen ücret. Başlangıçta ücret de bu V1 iken bir de dengedeyim. L1 kadar işçi kullandım, indirdim. Ücretle işçi arasındaki ilişki. Daha sonra ücretim W2'ye düştüğünde 2 nol noktada dengedeyim. L kadar işçi kullandım, indirdim dümdüz aşağıya L2. Yine işçi ile ücret arasındaki ilişkiyi B'yi buldum. Çeşitli ücretlerde talep edilen işçi miktarlarını birleştirdiğimde neyi buldum? Emek talep fonksiyonu buldum. Şimdi değerli arkadaşlar, işte size bunu sorar. Nasıl sorar? Şöyle sorar. Bakın, çeşitli soru varyansları ortaya koyalım. Ürün etkisi ikame etkisinden büyükse faktör talep eğrisi nasıl olur arkadaşlar? Hadi hep beraber gidelim. Ya sesi açık söyleyin ya da yazıp söyleyin. Ürün etkisi ikame etkisinden büyükse faktör talep eğrisi nasıl olur arkadaşlar? Evet, nasıl olur? Orada mısınız? Aferin Semra. Diğerleri orada mısınız? Tabii ki nasıl olur? Ürün etkisi ikame etkisinden büyükse faktör talep eğrisi pozitif eğimli olur. Peki şöyle sorar mı? Faktör talep eğrisi pozitif eğimli ise aşağı yukarı kesinlikle doğrudur. Ürün etkisi ikame etkisinden büyüktür. Anlaştık mı? Bunu tersini de sorar. Peki bakın, manyak güzel bir soru.
Buradaki emek talep fonksiyonu gördüğünüz gibi dike yakın mıdır? Dike yakın mıdır arkadaşlar? Evet mi, hayır mı? Evet. Peki bu durumda bunun emek, yani esneklik değeri dike yakın olduğu için geriden küçük müdür? Yani inelastik midir? Emek talep fonksiyonu inelastikse aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ürün etkisi ikame etkisinden büyüktür ya da faktör talep eğrisi pozitif eğimlidir. Şimdi indik aşağıya. Şimdi burada ikame etkisi ürün etkisinden büyükse faktör talep eğrisinin şekli nasıldır? İkame etkisi ürün etkisinden büyükse faktör talep eğrisinin şekli nasıldır? Negatif eğimli değil mi? Doğru mu? Ya da faktör talep eğrisi negatif eğimliyse aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İkame etkisi ürün etkisinden büyüktür. Ya da burada emek talep eğrisinin gördüğünüz gibi yatağa yakındır ve esneklik değeri birden büyük. Yani esnek bir emek talep eğrisi vardır. O halde emek talep eğrisi esnek ise hangisi doğrudur? İkame etkisi ürün etkisinden büyüktür. Çünkü o emeği başkasıyla ne yapabiliyormuşum? İkame edebiliyormuşum. Burası da oldu mu? Tamam. O halde geldik. Üretici dengesinin değişmesinde nedir? Üçüncü durum. Peki üçüncü durumu nasıl anlatacağız? Nedir arkadaşlar? Üç, gördüğünüz gibi teknolojinin değişmesi. Ne diyorduk? Teknolojinin neyini anlatacağız? Değişmesini anlatacağız. Peki teknolojinin değişmesini nasıl anlatacağız? Bakın şimdi. Yatay eksen işçi, dikey eksen sermaye. Bu benim AB eş maliyet doğrum. Bir eş maliyet doğrusunun bir eş ürün ise T'de olduğu şu bir nol noktada üretici K1 kadar sermaye ve L1 kadar işçi kullanarak dengede. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Buse, bir ses açsana, sana bir şey soracağım. Buse, aç bakalım sesi. Sormayacağım, bir şey anlatacağım. Söz. Vallahi bir şey anlatacağım. Sormayacağım, vazgeçtim. Buse, orada mısın? Buse bizi duymuyor galiba. Hadi Ayşe'ye anlatalım o zaman. Anlatayım mı Ayşe sana? Tabii ki hocam. Çünkü Ayşe, bak bu aramıza yeni katılan bir arkadaşımız var, Merve. Bunlar Aleyna ile arkalı önlü oturuyorlardı. Aleyna önde, Merve biraz da arkada oturuyordu. Şimdi bizim şöyle bir fabrikamız var. Nedir? El dokumu halısı yapan bir fabrikamız var. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Bu el dokumu halısı fabrikamızda daha çok ne kullanırız? İşçi. Daha az ne kullanırız? Sermaye. Anlaştık. Şimdi bu Merve biraz arkada Aleyna da önde oturuyordu ve bunlar inanılmaz, inanılmaz, inanılmaz konuşuyordu. Ne yapıyorlarmış? Konuşuyorlar hocam, verimi düşürüyorlar. Ha, peki bu durumda çalış desen çalışmıyorlar. Bıdı 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 sürekli konuşuyorlar. Sen böyle bir işçiyle çalışır mısın? Çalışmam hocam, makine alalım. Değil mi? Lanet olsun işçiye deyip artık ne yaparsın? El dokuması değil, makine dokumasına geçer misin? Geçerim hocam. O halde bu durumda soruyorum. İşçinin fiyatı mı değişti? Hayır. Sermayenin fiyatı mı değişti? Hayır. O halde fiyatlar değişmiyorsa iş maliyeti olsun eğimi değişir mi? Değişmez. Üretim bütçem mi değişti? Değişmedi. O halde üretim bütçem değişmiyorsa iş maliyet doğrusunun konumu değişir mi? Değişmez hocam. O halde ne yapmam gerekiyor? Şu eş yüneyiş haritasını buradan alıp şu eş yüneyiş haritasını buraya çizersem yine aynı üretimimi gerçekleştirdim. Evet. Ve bu durumda 2.0 noktada daha çok sermaye ve daha az ne kullandım? Emek, Ve işçi. emek yoğun teknolojiden artık sermaye yoğun teknolojiye mi geçmiş oldum? Evet hocam. Tam tersi olursa da sermaye yoğun teknolojiden emek yoğun teknolojiye mi geçmiş olurum? Evet hocam. O halde teknolojideki değişme eş ürün eğrisi haritasını eş maliyet doğrusu üzerinde harekete mi neden oluyormuş? Evet. Anlaştık. Anlaştık mı? Bu Anlaştık arada hocam. Aleyna ve Merve konuyu anlatmak için sizi harcadım. Umarım kırılmadınız, kızmadınız. Kızmazsınız siz bana ya. O halde sorumuzun yanıtı ne? Eş maliyet Genişlemiyorum. doğruları ile eş ürün eğrilerinin birbirine teğet olduğu noktalara ne diyoruz? Genişlemiyorlar hepsi. Anlaştık. Ne yaptık? Sorumuzu çözdük. Bir diğer sorumuz.
Onu biliyorum. Evet, onu biliyorum. Evet, x modelinin arz denkliği verilmiş. Q eşittir. A artı B çarpı Q şeklinde. Bu denklemde B sonsuzsa, yani şuradaki eğim ne olacakmış? Sonsuz. Peki öncelikle bana ne verilmiş? Bir düz arz fonksiyonu verilmiş. Peki düz arz fonksiyonu verildiğinde arz destekliği nasıl bulunur? Şöyle bulunur arkadaşlar. Eğim çarpı fiyat bölü miktar. Eğer P eşittir A x artı B çarpı Q şeklinde ters arz fonksiyonu verilseydi arz destekliği nasıl bulunurdu bu durumda? 1 bölü eğim çarpı fiyat bölü miktar diye bulunurdu. Peki buradaki B eğim neymiş? O hadi buraya ne yazacağım? Sonsuz. Sonsuz çarpı sayı ne olur? Sonsuz. Yanıt Ankara olur. Ve ne yaptık? Sorumuzu çözdük. Bu soru anlaşıldı mı? Bu soru anlaşıldı mı? Peki ben bu soruyu şöyle bir değiştiriyorum. Soru şöyle sorulsaydı. Bakın aynen. Burası böyle değildi. Burası şöyle olsaydı. P eşittir. A artı BQ şeklinde verilen arz denkleminde. B sonsuzsa arz destekliği değeri nedir deseydik. Cevap ne olurdu? Değil, bunu da sorabilir. Cevap ne olurdu? Aferin Ömer. Tebrik ediyorum. O halde bak B eğim burada ne olacak? Sonsuz. Sayı bölü sonsuz. Sıfır sıfır çarpı sayı o halde sıfır olurdu. Mantık oturdu mu buranın? Bakın düz arzda eğim çarpı fiyat bölü miktar. Ters arzda 1 bölü eğim çarpı fiyat bölü miktar şeklinde hesaplanır. Talep olsa da aynıydı. Talep olsa da yine aynıydı. Peki o halde ben bir soru sorayım mı? Sesi açmayan Buse'yi şu an yine sorayım mı? Buse açar mı sesi? Açmıyor ya. Buse orada mısın? Buradayım hocam ama soru sormayın lütfen. Çok kolay bir soru. Yapacaksın, ben sana inanıyorum. Anlaştık mı? Hadi, hadi inşallah hocam. Şimdi ben bir arz denklemi yazacağım. Sen bu arz denkleminin esnekliğini bana söyleyeceksin. Anlaştık mı? Söyleyemezsem anlaşamayacağız hocam. Hadi çizelim. Yok, yok, yok. Söyleyeceksin. Ben sana güveniyorum. Şimdi yazıyorum. Arz fonksiyonu QS eşittir 10 artı 2P. Bu arz fonksiyonunun esneklik değeri nedir? Hocam yok. Nasıl yok? Yok hocam çalışmadım. Şimdiki şey, Buse dur bakalım, beraber yapalım. Diğer arkadaşlar dinleyin, böyle sorular da geliyor çünkü. Buse, Hocam aslında Buse, bildiğim bir şey ama hiç tekrar etmiyorum. İktisat sevmiyorum. İktisat demek ben demek, ben demek mutluluk demek ama Buse. Bütün yanlış haklarımı iktisada bırakıyorum hocam. Yok bırakma. Bak şimdi Buse yatay eksen miktar, dikey eksen fiyat olmak üzere. Bak lütfen iyi dinle. Arz fonksiyonu orijinden başlıyorsa her noktada esnekliği ne oluyordu? Bir. Arz fonksiyonu fiyat ekseninden başlayan pozitif eğimli ise her noktada arz esnekliği ne oluyordu? Birden büyük. Arz fonksiyonu miktar ekseninden başlıyorsa her noktada arz esnekliği ne oluyordu? Birden küçük. Anlaştık mı? Evet. Devam edelim. Şimdi ben bu arzı çizmek istiyorum. Nasıl çizerim? Bak şimdi. Şurada fiyata sıfır verirsem. 2 çarpı sıfır nedir? Sıfır. 10 çarpı artı sıfır. On çıkıyor hocam. O halde arz miktarı 10 oldu mu? O Evet. halde fiyat sıfırken miktar neymiş? 10'muş. Ve burada fiyat arttıkça da miktar ne oluyor? Artıyor. O halde Evet. bu arz fonksiyonu 10'da miktar ekseninde 10'dan başlayan pozitif bir doğru mu oldu? Evet. O halde her noktada arz esnekliği ne olacakmış? Birden küçük. Aferin. Bunu unutur muyuz bir daha? Unutmayız hocam. Hadi bir tane daha yapalım mı? Daha net aklımızda kalsın. Tamam hocam. Şimdi arz fonksiyonu şöyle olsun. P eşittir 10 artı 2Q. Arz esnekliği nedir? Yani bu da mı aynı? Q'ya sıfır Yok. ver. Evet, Peki. 0, 10. Fiyat Yani fiyat 10. 10. O halde Q arttıkça P de artıyor mu? Evet. O halde bu arz fonksiyonunda fiyat da 10'dan başlayan pozitifin bir doğru oldu mu? Evet. O halde her noktada arz esnekliği ne oluyormuş? Birden büyük.
Aferin. Böyle bir soru gelirse artık kaçırır mısın? İnşallah gelir Ha, kaçırmazsın değil mi? Asla. Hadi bir tane daha yapalım. Daha net otursun. Tamam hocam. Arz fonksiyonu QS eşittir 5P olsun. Bunun arz esnekliği nedir? Ben bunu Bak P'ye 0 der, Q ne oluyor? sıfır E nereden başlayacak? P sıfırdan. arttıkça Q da artacak mı? Evet. O hadi orijinden başlayan pozitif mi oldu? Evet. Her noktada esnekliği ne oldu? Bire eşit. Aferin. Hadi bir tane daha yapalım mı? Hocam arkadaşlar sıkılmış olabilir, istiyorsanız ben antrenman yaparım evde. Ondan senin güzel sesini diğer arkadaşlar senin güzel sesini duyup mutlu oluyor. Değil mi değerli arkadaşlar? Haksız mıyım? Hakkınızı helal Ayşe, edin. Ömer, Aleyna, Merve. Haksız mıyım? Hocam haksız olabilirsiniz belki. Sıkılmış Şimdi olabilirler. yok artık filan diyorlarmış. Bak sorun yok diyorlar. Hadi bir tane onlar da öğreniyor sonuçta. Çok teşekkür ederim. Hadi Tamam başlayalım. hocam, başka derslerde sıkıntısı olanlara da ben yardım ederim. Benim hukukum iyidir. Bak duydunuz arkadaşlar. Buse'ye bol Evet. bol hukuk sorusu atabilirsiniz. Şimdi Tabii ki. Buse bak. Yatay eksen miktar, dikey eksen fiyat. Anlaştık mı? Evet. 3 tane arz eğrim var. Birinci arz eğrim S1. İkinci arz eğrim S2. Üçüncü arz eğrim S3. Anlaştık. Evet. Ve fiyat burada P1 ve bir monopol firma var. Tüm piyasalarda bu fiyattan satıyor. Tamam mı? Tüm Hı. piyasa. O halde birinci piyasada Q1 kadar satıyor. İkinci piyasada Q2 kadar satıyor. Ve üçüncü piyasada Q3 kadar satıyor. Anlaştık mı? Bu fiyattan. Evet. O halde birinci piyasanın, ikinci piyasanın, üçüncü piyasanın arz esnekliği değeri ne olur? Hocam Maliyetler. hepsi birbirine eşit değil mi? Aferin kaç olur yani? Bir olur. Bir. Çünkü hepsi nereden başlıyor? İşte orijinden O sıfır. yüzden her yerde orijinden başladığı için hep esneklik ne olacak? Bir olacak. Manyak güzel bir soru olmadı mı? Evet hocam. Okey. Hadi şimdi diğer soruya geçelim. Geçelim mi Buse? Tamam hocam. Teşekkür ederim hocam. Okey. Şimdi neredeyiz? 64. X1'ın üretimine ilişkin toplam maliyet fonksiyonu verilmiş. Buna göre aynı üretimlik marjinal bakın marjinal maliyet ne demekti? İlave mal üretmenin maliyeti. Peki ilave mal üretmenin maliyeti nasıl hesaplanırdı? Toplam maddi türev olarak. Peki bunun türevini alırsam ne olur? Yazalım. Üstü Q'ya göre türev aldığımda. Üstü başa alıyorum. Üstü ne yapıyorum? Biraz atıyorum. Ortada ne var? Artı. Q'ya göre türev aldım. 2 çarpı. Üstü başa aldım çünkü Q'nun üstünde 1 var. O halde üstü biraz atıyorum. Artı. 20'nin sabit sayının türevi neydi? 0. O halde düzenlersem marjinal maliyet 8Q artı 2 olacak mıdır? Çünkü Q üzeri 1 eksi 1, Q üzeri 0. Her serinin sıfırın çıkartı 1, 2 çarpı 1, 2. O halde yanıtımız ne olacak? 8Q artı 2. Yanıtımız nedir arkadaşlar? Göremiyorum. Denizli. Anlaştık. Bu soru oldu. Yani bu kolay bir soruydu değil mi? Kolay bir soru değil mi? Tamam. Bir diğer soruya geçiyorum. Bay A'nın X manı talep eğrisi Q'de 1-5P piyasada X manın fiyatı 120 TL olarak oluşmuştur. Bu durumda Bay A'nın net tüketici artı nedir? Şimdi ben bunu değişik bir şekilde anlatmak istiyorum. Ayşe, sen aç bu sefer sesi, sana soralım. Hep Buse'ye soruyoruz. İşte O şey yaptı. Ayşe, ben sana desem ki tüketici bir mala 10 lira ödüyor. Ne kadar ödüyor? 10 lira ödüyor hocam. Ama bu maldan 20 birim toplam fayda elde ediyor. Faydası ödediği bedelden çok. Olabilir Hı mi? hı. Olabilir. Peki bunu neyle isimlendirirsin? Tüketici ne elde etmiştir? Nasıl yani hocam? Tam olarak Ha. anlayamadım. Diyelim ki sen 10 liraya bir mal aldın. Hı. Ama o maldan o kadar mutlu oldun ki toplam faydan 20. Tamam. Bu durumda sen ne elde etmiş olursun? Fayda. Yani Kazanç. maksimum fayda. Yok Kazanç. kazanç. Yani. İşte bak bu durumda bir tüketici bir mala ödediği bedelden daha çok fayda elde ediyorsa
İşte buna tüketici rantı denir. O halde tüketici rantı aslında şu demek miymiş? Tüketicinin elde ettiği toplam faydanın tüketicinin ödediği bedelden büyük olması demekmiş. Mesela sınavda böyle sorsa karıştırabilir miydiniz? Yok hocam, karışmazdı. Peki seçenekleri söyleyeyim. Bak daha önce şöyle söyleyeyim. Bir tüketicinin bir mal elde ettiği bir mala ödediği bedel elde ettiği toplam faydadan az ise aşağıdakilerden hangisi bu durumu ifade eder? Üretici A seçeneği rantı. şöyle olsun. Yok tüketicinin dedim. Tüketicinin. Şu soruyu Tüketici. tekrar ediyorum. Bir tüketicinin bir maldan elde ettiği toplam fayda o mala ödediği bedelden daha çok ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Ya da buna ne denir? Mali rant. Üretici. A seçeneği mali rant. Değil hocam. B seçeneği mali sömürü. C seçeneği tüketici rantı. E seçeneği fayda maksimizasyonu. C hocam. Değil mi? Ama bunu da birçok öğrenci karıştırabilir mi? Karıştırabilir. Ben karıştırırım diyen olur muydu bu seçeneklerde? Daha önceden bunu bilmeden. Olur muydu karıştıran? Olmamış. Tamam artık karıştırmayacağız ama. Şimdi devam edelim. Peki Ayşe. Kardinal fayda analizinde, kardinal fayda analizinde tüketicinin bir maldan elde ettiği toplam faydayı nasıl buluyordum? Fayda Marjinal bölü fay fiyatı. marjinal faydaların toplamı. Fayda bölü toplamı, pardon. Değil mi? Marjinal fayda toplamı. Tüketiciden paranın marjinal faydası ise neydi? Malın marjinal faydası bölü malın fiyatı. Anlaştık. Anlaştık hocam. Peki şu talebi bir çizelim mi biz? Bak sana manyak güzel bir şey göstereceğim Çizelim burada. hocam. Hadi şöyle çizelim. Yatay eksen miktar, dikey eksen fiyat. Şurada P sıfırsa Q ne oluyor? 1000. P sıfırsa 1000. Doğru. Q sıfırsa P ne olur? 200. 200. Peki bu noktaları birleştirirsem neyi buldum? Talep eğrisini, Bu doğrusunu. talep aynı zamanda bir marjinal fayda grafiği değil miydi kardinal fayda analizinde? Evet. Peki, malın fiyatı neymiş? 120. 120. 120 iken ne kadar talep ettiğini burada mı bulmam gerekiyor? Tabii ki yerine koyarak O halde 400 yazarım. olarak bulur. Q eşittir. 1000 eksi 5 çarpı 120. Ne çıkıyor? 400 mü çıktı? 400 çıktı 400. hocam. Peki soru şu. Şu taralı alana ne denir? Hocam çarpıp ikiye bölersek üretici rantı. Tüketici. Talep ya bu. Peki Pardon hocam. şıklarda tüketici rantı yok. Cevaplarda niye ararsın? Tüketici atı artı İşte tüketici rantı, sanırım. tüketici artı, tüketici fazlası yok. Ne ararsın? Neler var hocam şıklarda? Toplam fayda var. Cevap toplam Başka fayda olur. hocam. Niçin? Bak az önce ne dedik? Tüketicinin bir maldan elde ettiği toplam fayda her ilave marjinal faydalarının toplamı değil miydi? Doğru Evet mu? hocam. Peki bak şuraya kadar geldiğimde bak burası marjinal fayda. Marjinal fayda. Buraya kadar geldiğimde aslında her marjinal faydaları toplamış olmuyor muyum? İşte burası bana Evet. tüketicinin 400 tane mal tüketerek elde ettiği toplam faydayı gösterir. O toplam fayda da ne eşittir? Tüketici rantına eşittir. Daha iyi oturdu mu? Daha iyi oturdu hocam. O Teşekkür halde ederim. bu alanı şimdilik nasıl bulacağız? Üçgenin alanı, aferin söyledin. Yükseklik 80. çarpı taban Aynen. bölü 2. Değil mi? Söyle yükseklik Evet. ne? 80 hocam. Çarpı taban. 200'den 120'yi çıkardım. 80. Doğru. Taban. Diye tabanda 400 400 bölü bölü 2. 2. Sadeleştirdim. 200 çarparsam ne olur? 200'e. 16 bin oluyor Aferin hocam. doğru. Yanıt Ceyhan. Herkesin mantığı oldu mu bu soruda? Ama bak ben bu toplam rantla ilgili bana bir soru yazdırsalar. Şimdi ona bir bakayım ben. Onu hiç kullanmadım Ömer ya. Ona bir bakayım birazdan. Yani bir sonraki derste bir bakayım. Bir öğrenmeye çalışayım. Bakalım olabiliyor mu? Hiç kullanmadığım için bilmiyorum.
Bu arada ders güzel gidiyor mu? Benim anlatış tarzımı beğeniyor musunuz? Ya da bir şeyler öğrenebiliyor musunuz ilaveten? Hocam ben kendi adıma söylüyorum, mükemmel gidiyor. Yani benim Çok iktisatım teşekkür kötü ederim. olduğu için yani bayağı yol almaya başladım diyelim. Buna çok sevindim. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi bir diğer soruya geçiyoruz. Hölfındır Hörfmann endeksi. Arkadaşlar bu soru birebir çıkmıştı değil mi? Biz Hölfındır Hörfmann endeksini anlatmadan önce orada bir şey anlatmıştık. Piyasa yoğunlaşma oranlarını anlatmıştık. Peki piyasa yoğunlaşma oranlarını biz niçin kullanıyorduk? Piyasa yoğunlaşma oranlarını piyasanın türünü belirlemek için kullanıyorduk. Yani bu piyasa bir monopol piyasası mı, tam rekabet piyasası mı, monopolcu rekabet piyasası, buna bakmak için. Peki piyasa yoğunlaşma oranlarını kaç ayırıyorduk? İkiye. Neydi bunlar? CR4 yoğunlaşma endeksi, bir de Hörfunder-Hörfmann yoğunlaşma endeksi. Şimdi Ayşe, hadi aç bakalım sesi. Açtım hocam. Ayşe, CR4 yoğunlaşma endeksini nasıl buluyorduk? Firmaların satışları bölü Aferin. toplam Toplam endüstri satışları üretimi çarpı 100. çarpı 100. Ha, tamam. Peki, şöyle söyleyeyim. CR4 yoğunlaşma endeksi %0 hangi piyasaydı? Tam rekabet piyasası. Peki CR4 yoğunlaşma endeksi %100 ise? %100 ise monopol piyasa. Aferin. %80 ise? %80'se zayıf oligopol olabilir mi hocam? Oligopol. Zayıfı güçlüyü boşa, öyle gelmez soru. Peki Hı. %20 ise? Monopolcu rekabet piyasası. Aferin, doğru. Peki Hölfinder Hirschman Endeksi firmaların nesi alınarak toplanıyordu? Nasıl bulunuyordu? Satışları mı Olmadı. toplam? Firmaların pazar paylarının kareleri toplamı. Nasıl bulunuyormuş? Firmaların pazar Pazar paylarının payları kareleri toplamıyla. toplam olarak bulunmuş. Peki Hörfunder-Hörfmann endeksi en yüksek hangi değeri alabilir? Şey, rakam olarak mı hocam? Rakam 10.000. olarak. 10 bin. 10 bin hangi piyasa oluyordu? Monopol piyasa oluyordu hocam. Aferin. Doğru. Maşallah. Olmuş. O hadi Hörfunder-Hörfmann endeksi hangi sözcüğünde kullanılır? Bir endeksteki piyasa yoğunlaşma oranını yanıt bursa ve ne yaptık sorumuzu çözecek. 67. sorumuza geçmeden önce bir ara vereceğiz arkadaşlar. Evet. Saat 20.27 20.37'de buluşuyoruz. 20.37'de ne